Mustafa Paşa'nın yönetimi ele geçirmesi sonrası, öldürülmekten kurtardığı ve Selim Han'ın katli üzerine tahta çıkardığı 2. Mahmut, 28 Temmuz 1808'de atalarının tahtına çıktı. İlk icraatı ise Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazam yapmak oldu. Ardından 8 Ağustos 1808'de validesi Nakşidil Sultan'ı Topkapı Sarayı'na naklettirdi. İstanbul'da ihtilallerin ardı arkası kesilmiyorken, Rumeli ve Anadolu'nun birçok yerinde isyanlar baş göstermişti. Halep, Bağdat, Cezayir, Mekke ve Medine karışmış haldeydi. Öte taraftan merkeze bağlı valiler de ayaklanmalarla uğraşıyordu. Örneğin Mısır'da Mehmet Ali Paşa, kölemenleri zapturapt altına almaya çalışıyordu. İçeride bunlar yaşanırken, dışarıdaysa Rus harbi devam etmekteydi. Ordu savaşmaya namzet görünmezken, Osmanlı maliyesinin de savaşa devamına elverişli bir durumu bulunmuyordu. Bütün bunlara ek olarak, devletin bir de ayanlarla başı dertteydi. Ayanlar, 17. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış ve 18. yüzyılda doruk noktalarına ulaşmışlardı. Devlet tanımaz bir duruş sergileyen bu ayanlar, taşrada devlet otoritesinin yok olmasına neden oluyorlardı. Bu ayan takımı öylesine güçlüydü ki, kendisi de ayan olan Alemdar Mustafa Paşa'nın yaptıklarından bu durum anlaşılabilmektedir. Öte taraftan Mustafa Paşa'nın sadarete gelmesiyle ayanlar bir nevi iktidara gelmişlerdi. Elindeki avantajı kullanarak ayanların devlet tarafından tanınmasını sağlamak isteyen Sadrazam Mustafa Paşa, tüm ayanları payitahta davet etti. Sadrazamdan gelen bu çağrıya kulak veren ayanlar İstanbul'a geldiler ve sadrazamın önderliğinde Çağlayan Köşkü'nde 29 Eylül 1808'de geniş katılımlı bir toplantı yaptılar. Birbirini takip eden toplantılar sonrası devletin bürokratlarıyla ayanların bir kısmı arasında 7 Ekim'de senedi ittifak olarak adlandırılan bir metin kaleme alındı. Padişahın da onaylamasıyla resmiyet kazanan bu metnin içinde, özetle ayanlarla merkezi yönetimin uzlaştığı konular yer alıyordu. Örneğin büyük bir sorun olarak ayanların topraklarından asker vermemesi meselesi halledilmişti. Aynı zamanda merkezi yönetime itaat edilmesi hakkında her birinden söz ve teminat alınmıştı. Aslına bakıldığında senedi ittifak Osmanlı yararına değildi. II. Mahmut mecburen bu metne imza atmıştı. Devletin kendi arzusu ve izni dışında ortaya çıkan bir oluşumun resmileştirilmesinden başka bir şey değildi. Alemdar Mustafa Paşa'nın bir diğer icraatı ise Sekban-ı Cedid ordusu oldu. 14 Ekim'de Kapıkulu Ocağı'nın 8. bölümü olarak kurulan ordu, ayanların gücüne dayanılarak teşkil ediliyordu. Buna göre artık ayanlara bağlı askerler Osmanlı ordusunda bir yer bulacaklar ve devlet-ayan ilişkisi sıkılaşacaktı. II. Mahmut bunu da kabul etmek durumunda kaldı. Zira henüz ipleri eline almış değildi. Ancak bu hamle Alemdar Mustafa Paşa'nın sonu oldu. Durumdan kuşkulanan Yeniçeriler zaten baştan beri sevmedikleri Alemdar Mustafa Paşa'nın Yeniçeri ocağını kapatacağına dair bir söylenti duyunca isyan ettiler. Bu isyanı Sabık Sultan 4. Mustafa da destekliyordu. Adeta 4. Mustafa ve Alemdar'ın iktidar savaşına dönen bu gelişmelere 2. Mahmut ise tarafsız kalmaktaydı. Neticede 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece Yeniçerilere teslim olmak istemeyen Alemdar Mustafa Paşa cephaneliği patlatarak 800 Yeniçeri ile birlikte kendisinin de ölümüne sebep oldu. Ancak isyan bununla son bulmadı. Yeniçeri 4. Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmak istiyordu. Bunun üzerine 2. Mahmut Han burada devreye girerek 17 Kasım'da kardeşini boğdurtmak suretiyle idam etti. Böylece Osmanlı hanedanının tek varisi olarak kalmış bulunuyordu. Fakat Yeniçeriler artık hanedanın devamını umursamadıklarını belirterek isyana devam ettiler. Alemdar'a yakın isimleri tek tek öldürdüler ve Sekban-ı Cedid ocağını da işlevsiz hale getirdiler. 2. Mahmut, Yeniçerilerin bu hareketleri sonrası senedi ittifakı tanımadığını belirterek yürürlükten kaldırdı. Ardından Sekban-ı Cedid ocağını da lağvederek ayanlarla devlet arasında oluşan bağları kopardı.
Yeniçeriler Mahmud Han'ın bu hamlesi üzerine istediklerini almış olarak isyan ve anarşiyi daha fazla sürdürmediler. Osmanlı Devleti kendi içinde zor bir süreçten geçerken Rus Harbi devam ediyordu. Ruslar zahirde Osmanlı dostu gözüken Fransızlarla gizlice anlaşma yapmışlar, Eflak ve Boğdan'ın Rusya'ya terkini onaylamışlardı. Fransa'nın amacı İngiltere, Rusya ittifakını engellemekti. Zira böyle bir ittifak meydana gelirse çok zor durumda kalması kuvvetle muhtemeldi. Ancak Osmanlı hükümeti bu gizli antlaşmadan haberdar olunca denge siyaseti izleyerek İngiltere ile temas kurdu ve 5 Ocak 1809'da Kal'ai Sultaniye Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla beraber İngiltere ve Osmanlı devletleri tekrardan müttefik olurlarken Osmanlı'nın İngiltere'ye verdiği kapitülasyonlar da artmıştı. Dünyanın en büyük 4 devleti arasında dengeler yeniden kurulurken Osmanlı-Rus harbi sıcak çatışmadan uzak bir şekilde devam ediyordu. İki devletin 1807'de imzaladığı ateşkes halen daha tam anlamıyla bozulmamıştı. Ancak Rusya, Osmanlı'nın iç karışıklıklarından faydalanmak istiyordu. Bu gaye ile İstanbul'a derhal Eflak ve Boğdan arazisiyle Kafkasya'da birkaç şehrin kendilerine terkini talep ettikleri bir mektup gönderdiler. Sultan II. Mahmut bu talepleri reddedince 23 Mart 1809'da savaş yeniden alevlendi. 3 yıl boyunca kesintisiz devam eden savaşta iki taraf da kayda değer bir ilerleme yakalayamadı. Bunun üzerine 16 Mayıs 1812'de iki devlet Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak barıştılar. Bu antlaşmaya göre Dinyester Nehri olan sınır Prut Nehri'ne kadar çekilmişti. Geri kalan Eflak ve Boğdan arazisinde işgal edilen yerler Osmanlı'ya geri iade edilecekti. Aynı zamanda Osmanlı Devleti, Sırplara idari alanda imtiyazlar vermeyi de kabul etmişti. Bu antlaşmayla beraber Osmanlı, Fransız ihtilalinden de ilk nasibini alarak Sırplara imtiyazlar vermek durumunda kalmıştı. Zaten hali hazırda Kara Yorgi, Aralık 1808'de kendisini Sırpların başkanı ilan etmiş olarak Belgrad'da hüküm sürmekteydi. Üstüne Bükreş Antlaşması'yla biraz daha rahatlamıştı. Ancak Osmanlı Devleti, Napolyon'un Moskova seferinden faydalanarak Sırplara verdiği imtiyazların hiçbirini fiiliyata geçirmedi. Bunun üzerine Belgrad'da canının tehlike altında olduğunu düşünen Kara Yorgi, Macaristan'a kaçtı. Bölgede yeni bir Sırp isyanı çıkmasını engellemek isteyen Baba Ali, Sırp ileri gelenlerinden birkaçını seçerek Knez adı altında bölgede özerk bir yapı kurmalarına izin verdi. Ancak halk ve asker sınıfıyla devletin tanıdığı bu knezlerin uyuşmaması nedeniyle Miloš Obrenović 1815'te Sırplar adına ikinci kez isyan bayrağını açtı. Napolyon'un ağır bir mağlubiyetle Moskova seferini sonlandırması sonrası tekrardan bu meseleye odaklanan Rusların baskısına dayanamayan Osmanlı hükümeti Miloš Obrenović'i baş knez olarak tanıyarak Belgrad ve Semendire'yi Miloš'a verdi. Bu sırada Arabistan'da Muhammed bin Abdülvehhab ile başlayan Vehhabiler tüm Arabistan'ı nüfuzu altına alınca Osmanlı açısından tehlikeli bir hale bürünmeye başlamışlardı. Öte yandan İslam akaidine de ters düşünceleri olan Vehhabiler dini bakımdan da Osmanlı halifesini bizzat ilgilendiren bir meseleydi. Üstelik Vehhabiler hac yollarını tuttuklarından Müslümanlar hac vazifelerini de yerine getirmemeye başlamışlardı. O sırada devam etmekte olan 1806 Rus Harbi'nden dolayı devlet buraya fazla ilgilenememişti. Ancak 2. Mahmut 1809'da Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya otoriteyi sağlaması yönünde emir verdi. Mehmet Ali Paşa hali hazırda kölemenlerle uğraştığından bu emri yerine getirmek için ancak 1810-1811 civarlarında harekata geçebildi. Ordusunu toplayarak Vehhabilerin üzerine giden Kavalalı, Bedir ve Yanbu muharebelerini kolaylıkla kazandı. Mısır ordusu 23 Ocak 1813'te Mekke'yi zapt etti. Daha sonra Mehmet Ali Paşa da bölgeye gelerek Mekke'nin anahtarlarını payitahta gönderdi ve kısa sürede tüm Hicaz'da tekrardan devlet otoritesini tesis etti. Bu sırada Sud bin Abdülaziz'in ölmesi Vehhabilerin tüm azmini kırdı.
yeni lider Abdullah bin Suud barış istese de Kavalalı harekata devam etti. Oğullarından İbrahim Paşa'yı ileri harekata göndererek Vehhabi baş şehri El Dariya'yı zapt etti. Daha sonra Vehhabi ileri gelenleri birer birer yakalanarak İstanbul'a gönderildiler ve idam edildiler. Sultan II. Mahmud'a bu meselenin hallolması sonrası gazilik verilirken, Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa'ya da Hicaz ve Habeş valiliği verildi. 1789'da başlayıp 1799'a kadar devam eden Fransız ihtilali sonucu, Avrupa'da 22 yıl devam eden ihtilal savaşları başlamıştı. Bu sebeple Avrupa siyasi haritası büyük ölçüde değişime uğramıştı. Bu dönemde güç dengeleri de değişmişti. Napolyon'un Fransa'sı Avrupa'nın en büyük gücü olmak yolunda ilerliyordu. Ancak 1812 Moskova seferinden ağır bir mağlubiyetle dönen Napolyon, bu tarihten sonra bir süre toparlanmak için bekleyecektir. Fransa'nın toparlanmaya çalışacağı bu devirde rakipleri boş durmayarak 1813'te İsveç, Prusya ve Avusturya, 1814'te ise İngiltere, Rusya ve İspanya Fransa'ya savaş ilan etti ve derhal istilaya giriştiler. Bu kadar muazzam bir güce dayanamayan Fransa, Paris'in düşmesi sonrası kesin bir mağlubiyet aldı. Bu zaferin ardından Viyana'da bir kongre toplayan Avrupalı devletler yeni düzen getirmek için çalışmalarda bulundular. Diğer yandan müthiş bir toprak kaybı yaşayan Fransa, ihtilal öncesi sınırlarına gerileyerek krallık rejimine döndü. Viyana Kongresi'ne yön veren devletler, Fransa'ya karşı 1798-1802 yılları arasında mücadele etmiş bulunan Osmanlı Devleti'ni de kongreye davet ettiler. Ancak Bab-ı Ali, gerçekleşen son savaşa katılmadıklarını söyleyerek bu daveti geri çevirdi. Osmanlı Devleti'nin asıl amacı, kongrede kendisinden büyük devletlerin müttefik olarak Osmanlı'yı himaye etmesini istememesiydi. Zira böyle bir durumda Türklerin bağımsızlığına gölge düşmesi kaçınılmaz olacaktı. Bir diğer sebep ise Bükreş Antlaşması'nda taahhüt ettiği ancak uygulamaya koymadığı Sırplara vermesi gereken imtiyazların da bir oldu bittiyle tekrardan gündem olmasını istemiyordu. Viyana Kongresi 19. ve 20. yüzyıllarda da meşhur olan Şark meselesinin de ilk kez gündeme geldiği milletler arası bir oluşum olması sebebiyle önemlidir. Şark meselesi denilmesinin maksadı, batılı devletlerin Osmanlı'ya karşı coğrafi, siyasi ve iktisadi emelleri olmasındandır. Rumların aklına bağımsızlık düşüncesini sokan iki devlet, Avusturya ve Rusya'dır. Bu iki devletin Rumların bağımsız olmalarını istemesinin sebebi, Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak ve parçalara bölerek yutmaktı. 1789 Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımıyla zaten Rumların içinde de bir hürriyet tutkusu kabarmıştı. Bu süreci hızlandıran bir diğer unsur, Avrupalı aydınların hümanizm ve Rönesans hareketleriyle kadim Grek kültürüyle yeniden temasa geçmiş olmalarıydı. 1800'lü yılların başından itibaren tam anlamıyla ayyuka çıkan Yunan milliyetçiliği projesiyle beraber çeşitli yazılar, tavsiye ve öneriler yazıldı. Avrupa'da eğitim gören Rumlar, ateşli birer milliyetçi fedaiye dönüşerek memleketlerine döndüler. 1814 yılına gelindiğinde ise, sonralarında Etniki Eterya olacak olan Filiki Eterya Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin lideri Rus Çarı'nın harp yaveri Alexander Ispilanti'ydi. Nisan 1821'de Bükreş'e gelen Ispilanti, burada isyan bayrağını dalgalandırdı. Ispilanti'nin Bükreş'te isyan başlatmasının amacı, Balkanlardaki milletleri topyekün ayağa kaldırmaktı. Ancak yerli halk, Latin ve Romenlerden oluştuğundan Rum bir isyancıyı tanımadılar. Bu isyana karşı gelenlerin başını çeken Tudor Vladimirescu'nun öldürülmesiyle, Romenler tamamıyla Ispilanti'den nefret etmeye başladılar. Osmanlı'da azınlıklar kazanı bir kez daha kaynarken, Viyana Kongresi'nde alınan kararlar sonucunda oluşturulan Dörtlü İttifak, İtalya'daki karmaşık halleri sona erdirmek amacıyla 1821'de Laibach Kongresi'nde bir araya geldi. Avrupa diplomasisinin bu dönemdeki en parlak simalarından biri olan Avusturya Başbakanı Metternich, Rus Çarı'nı, Rum isyanını el altından desteklememesi konusunda uyardı.
Buna rağmen Rusya'nın gizli desteğiyle ilerleyişini sürdürmeye çalışan İspilanti, Osmanlı kuvvetlerine yenilince Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. Bu tür isyan hareketlerine hiç tolerans göstermeyen Metternich'in direktifi doğrultusunda İspilanti tutuklanarak hapsedildi. Böylece Rum isyanı geçici bir süreliğine durmuş oluyordu.